Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücünün ilelebet devam etmesi gerektiğini bildirdi. Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından bazı kurum, kuruluş ve kişilere küresel başarı ödülü verildi. Yurt içi ve dışındaki yüzden fazla gazeteciyi bir araya getiren Küresel Gazeteciler Konseyi Alanya Buluşması programı kapsamındaki ödül töreni Alanya'da bir otelde gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar törende Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm için Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin tanınması gerektiğini vurguladı. 1571'den bu yana Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmalardan kaynaklı garantörlük hakkı ve hukuku olan Türkiye'nin bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olduğunu belirten Tatar, Beş parmak dağlarından baktığınızda torosları görürüz. Toroslardan baktığınızda da beş parmak dağlarını görürüz. Biz elbette Kıbrıs adasında Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü sürdürmesini istiyoruz ve sürdürmelidir. Bu kritik süreçte çalkalanan ve küresel taşların yerinden oynadığı bölgede Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü ilelebet devam etmelidir ifadelerini kullandı. Tatar Kıbrıs'ta kuzey ve güneyin birleştirilmesi, federal çatının zaman içerisinde üniter devlete evrilebilmesi Avrupa Birliği'nde adadaki Türkiye garantörlüğünün ortadan kaldırılması ve sonrasında Türk askerinin adadan çekilmesi gibi oyunları yakından bildiklerini anlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası ve Kıbrıs Türk halkının varlığının korunmasının Mavi Vatanda bütün enerji alanlarında ve hava sahasında Türkiye ile hareket etmeyi elzem kıldığını dile getiren Ersin Tatar, haklı davalarına gazetecilerin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.